Gördüğüm kadarıyla hocamızın görüşmesini takdirle karşılamamak mümkün değil. Çünkü burada Şifa-i Şerif Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsediyor. Bu çok güzel. Onu dinlemek sonra şefaatine mazhar olmaya da vesile olur. Çünkü onun hayatı veriliyor, onun güzellikleri. Şimdi çıkarken onu da söyledim. Efendimiz için dedim, güzellikleri dinebilir mi? Güzel zaten o. Bir gün üstadımız var. Bu İzmir'de Dursun Aksoy Mustafa Efendi. O da var. Başka zevatta bulunuyorlar. Çay getirilmiş. Çay getirilmiş, şeker de tutuluyor. Üstadımıza gelince ben şeker kullanmıyorum demiş üstadımız. Mustafa Efendi demiş ki, Hacı Hasan Efendi'ye şekere ne lüzum var demiş. O kendisinden şekerli zaten demiş. Gerçekten öyle. Sami Efendimiz'in görevlileri içerisinde onu canla başla karşılarlardı. Böyle bir inci gibi, inci, inci. İnşallah onların huylarıyla, edepleriyle böyle ne diyelim, sürtüne sürtüne benzemeye çalışacağız. Rabıta zaten aynileşmedir. Rabıta aynileşme, benzemedir. Mesela ashab-ı güzin Efendimizle sohbet ide ne yapıyor? Ashab-ı güzin oluyor. Tabi'in sahabe-i güzinle bir araya gele gele tabi'in oluyor. Tebe-i tabi'in onlar da öyle. Böyle bir ruhi yakınlıkla aynı hal meydana gelir. Tabi makamları, halleri değişik olmakla birlikte rabıtada da öyle. Size bir şey anlatayım. Burayı hemen söylerim. Konya'da dişçi Hacı Mehmet Efendi. Bu dişçi. Ama Allah'ımız gönlüne nur vermiş. Şimdi düşünüyoruz biz Sami Efendimiz'in görevlilerine bakıyorum. Kimisi bakkal, kimisi dişçi, kimisi çiftçi. Hep değişik. Ama bunlar neden vazife yapıyor? Alimler de onların dizinin dibine oturuyor. Allah'ımızın vermiş olduğu hikmet ve irfandır o. Hikmet ve irfandır. Böyle Sami Efendimiz'e ziyarete gelirken dişçi babaya 10 kişi Allah alem demişler ki efendim bizden de selam götürün. Bizden de selam götürün. Huzuru velayetine gelmiş. Huzuru saadetine gelmiş. Efendim Konya'dan geliyordum. Şu kimselerin de size selamları var demiş. Şimdi dişçi babanın gönül alemi açık. O selam gönderen kimseler aynen böyle ameliyat masası gibi. Selam gönderenler oraya uzanmış, kalpleri yarılmış, kalplerinden o uyuşmuş kan parçaları alınıyor. Efendimizle üç, bir rivayette 5 defa olmuştur. Mesela bir tanesi Miraç hadisesinde. Niye? Çünkü Miraç hadisesi müstesna bir hal. Hiçbir peygambere nasip olmadı. O sema katları, ondan sonra sema katları değil mi? Böyle düşünmeyelim ama. Dedem rahmetullahi aleyh soğanla misal vermiş. Soğanın böyle küçük bir ona çekirdeği derler. Sonra diğerleri onun etrafını böyle kuşatır. Yani iç içe daireler gibi düşünelim. Hani sema katları değil ya, böyle üst üste bir bina gibi değil. Dedem böyle haber vermiş. Rahmetullahi aleyh. Böyle bir hadise olduğu için mübarek kalbi saadeti hazır hale getirilmiş. Yoksa Efendimiz için sallallahu teala aleyhi ve sellem gönlü pak oldu, temizlendi. Bunu biz diyemeyiz. Kim nasıl dirse bilmiyorum, zaten nurdur o.
nur üstüne nur diyeceğiz. Nur üstüne nur. Hep böyle şey yapmış, gönülleri arınmış, temizlenmiş. Bizim memleketimizde de olmuş. Üstadımız buyurmuş ki, bu Mehmet Benli diye bir kimse çok oldu, irtihal edeni. Mehmet Efendimiz, Sami Efendimiz Hazretlerini eğer tahta kalede Nalburiye mağazasında orada muhasebe işiyle meşgul, rızkım helal olsun diye çalışıyor. Eğer orada görüşürseniz kalbi bir teveccüh mümkün olmaz. Çünkü iş yorulduğu için o biraz güç olur. Ama hanelerinde olursa kalbinize yönelir. O da tabi bunu çok istiyor. Fakat Tahtakale'de o mağazada görüşmek nasip olmuş. Fakat çok mahzun dönmüş. Niye bu nimete eremedim? Onun kalbinden de benim kalbime bir nur aksetseydi diye. Böyle mahzuniyet içerisindeyken rabıta halinde Sami Efendimiz teşrif buyurmuş. Yanında hulefası. Aynen bir kimseyi ameliyat eder gibi yatırmışlar. Kalbini temizlemişler. Allah'ımızın nuruyla doldurmuşlar. Fakat kendinden geçmiş. Bu bir türlü ayılamıyor. Zaman da çok nazik. İşte bunu Hasan Efendi haşa çocuğumuzu deli etti diyorlar. Şikayet edeceğiz. Ne yapacağız? Birileri demiş ki böyle olmaz. En güzeli kendisini çağıralım. Hastasını tedavi etsin demişler. Akılları kesmişler. Üstadımız gelmiş. Bakmış bütün ağlaşıyorlar. Ölmüş gibi sanki. Baygın bir vaziyette. Çıkın demiş. Çıkarmış. Böyle bir su dökmüşler başına. Ondan sonra gözünü açmış. Efendim siz misiniz demiş. Hali anlatmış. Demiş ben rabıta halindeydim. Sami Efendimiz geldi. Etrafında siz vardınız. Adanalı Hasan Efendi vardı. Ameliyata mahsus bıçaklar gördüm. Makaslar gördüm. Ona ait artık ne gerekiyorsa bez parçaları benim kalbim yarıldı demiş. Bak ihvanımız içinde şimdi bile var onlar. Tabi ayrı ayrı görüşürler. Bunu yaşayanlar var. Bu hali demek ki manevi bir ameliyat da oluyor. Biiznillahü teala teslim olacak olursak. Bu rabıtanın aynileşme olduğunu söylemek istiyorum. Asıl istifademiz rabıtadadır. Eğer haz alamama durumu varsa bunda üç şeye dikkat etmemesi her zaman söylerler. Birincisi şer'i şerife muhalif bir hal olmayacak derler. İkincisi gafillerle sohbet etmeme. Üçüncüsü de zinet kabilinden. Yani bizim evimizin halısı var, döşemesi var, koltuğu var, kanepesi var. İşte mutfak ihtiyaçları. Bunlar olduğu halde daha şunlar çıktı, daha güzelleri var deyip de onlara meyletmemek. Efendim burada Süfyan-ı Sevri, Kaddesallahu Sırrı Efendimizin bir nasihati var. Gale Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, sevr, öküz manasına gelir. Böyle bir tarla, iki rivayet var. Başkasının arazisiymiş. Ayak basınca, ya sevr diye bir nida gelmiş. Bir de mescide girerken sol ayağıyla girmiş. Nasıl olduysa böyle bir hitap gelmiş. Bunu anlatırken derler ki, o böyle yapmış da ya sevr denmiş. Acaba bize ne deniyor diye de izahta bulunurlar. Aşaratu eşyâe minel cefâ. Şu on şey cefadandır. Racülün yed'u li nefsi. Bir kimse var ki sıhhat istiyor, afiyet istiyor, imanı kamille göçmek istiyor, dua ediyor kendine. Ve la yed'u li vâlideyh. Ama anne ve babasına dua etmiyor. Ve veliyi emrihi. Bir devlet reisinin, mesela adil bir devlet reisi.
adaletinde daim ve kaim eyledirler. Bunun gibi. Zalimse hidayet eyledirler. Ve ihvanihil müminin vel müminat. Mümin erkek ve kadın kardeşlerine dua etmezse bu cefadandır. Şimdi Kayseri'de bir mevlid mi okunmuş veya bir hatim inilmiş anlatıyorlardı bizim okul döneminde. Amcanın birisi demiş ki geçmişlerim için bir hatim inilecek. Öğrencilerden davet etmiş. O zaman hafız olanlar da vardı. Bir sınıf hafızdı hemen hemen. Çağırmışlar. Sonunda da hatim inildikten sonra dua yapılıyor. Dua yapılırken işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, Peygamberan-ı Zam'ın, ashab-ı güzinin, mümin ve müminatın deyince hatim okutan kimse demiş ki bizim anne ve babaya ne koydun? 124 bin enbiyaya gönderdin. Milyonlarca mümin ve mümin ne kaldı demiş. Çok kalır. Çünkü bulabilirsem hadis-i şerif de var. Bu hadis-i şerifte buyuruluyor. Eğer kişi kardeşine dua edecek olursa melek diyor ki veleke mislik. Yapmış olduğun duanın bir misli de sana olsun. Yani mümin müminata yapılan duanın bir misli kendisine gelmiş oluyor ecir ve mükafat olarak. Ve racülün yeteallemel Kur'ane. Bir kimse var ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyor. Ve la yekra'u minhu kulle yevmin mi'ete âye. Eğer 200 ayet okumazsa, evet, 100 ayet okumazsa, bir yerde 200 görmüştüm, 100 ayet okumazsa o da cefa etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'i biliyor, bildiği halde günde 100 ayet okumayacak olursa. Mesela hafız kardeşlerimiz olur, üzerinde çokça duracaklar. Böyle en azından günde bir cüz onlar için bir şey değil. Bir hafız zat var. Yaşı 100'e yaklaşıyor. Neredeyse. Çok diri ama. Onu ara ara ziyaret ediyoruz. Her ziyaret etmemizde de bir hatırasını anlatır Efendimiz de. Memleket zekat vermiyordudur. Hacı Hasan Efendimiz anlata zekatın verilmesine vesile oldu diye o hafız anlattı. Ben diyor 11 dakikada diyor bir cüzü bitiririm diyor. Böyle hafız olanlarımız bu hıfız çok önemli Kur'an-ı Azimüşşan. Biz de çok seviniyorum bazı kardeşlerimiz belki ilkokula bile gitmiyor ama çocuğuna Kur'an-ı Azimüşşan okutuyor. Her gün okuyorlar. Önemli Allah'ımızın kitabı bu. Evet efendim. Esad-ı Erbil'i Efendimiz bunun üzerinde durmuş. Kaddesallahu sırra. Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri Cide müftüsü o 2 günde bir hatim iniyormuş. Böyle diğer ihvandan da böyle onun emri üzere okumaya başlamışlar. Ama böyle acele değil de onların kendisine mahsus. Tayyi lisan olabilir okumaları. Ne yaparız? Hafız olanlarımız günde bir cüz. Mesela bizim gibi 10 sayfa. Durumumuza göre ama okumadığımız gün olmamalı. Ve racülün dehalel mescid ve haraca. Bir kimse var ki mescide giriyor. Böyle güzelliğini görüyor, mimari tarzını şöyle bir bakayım diyor. Fakat namaz kılmadan çıkacak olursa velem yusalli rak'ateyni o zaman eza etmiş olur. 2 rekat olsun. Eğer kerahat vakti değilse ne yapar? Namaz kılar, oranın hakkını verir. Ve racülün yemurru alel mekabir. Bir kimse var ki kabrin yanından geçiyor. Geçiyor. Ve la yusellim ala ehliha ve la yed'u lehum. Onlara selam vermiyor. Mesela Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. İnşallahü bikum lahikun.
Es'elullahu lena ve lekumil afiyet. En azından Esselamu Aleyküm deriz ve la yed'u lehum, onlara da bir Fatiha okumayacak olursa eza etmiş olur. Ve racülün dehalel medinete yevmel cuma, cuma günü bir şehre geliyor. Sümme harace lem yusallil cuma, cuma namazını kılmadan çekip gidiyor. Bu da eza etmiş olur. Ve racülün nezele fi mahalletihi racülün alimun, bir yere geliyor, orada alim bir zat var. Mesela Halil Gönenç hocamız gibi böyle kıymetli insanlar var. Ve lem yedheb lem yeteallem minhu şeyen minel ilim, ilimden bir şey öğrenmeyecek olursa eza etmiş olur. Alim bir zat. Ne yapacak? İstifade edecek. Faydalanacak. Ve racülâni terâfeqâ ve lem yes'el küllü vâhidin minhüme an ismi sahibi. Şimdi iki kişi birbiriyle arkadaş olmuşlar ama birbirlerinin adlarını bilmiyorlar. Bu da eza etmiş olur. Adını bilecek. Ondan sonra tabi kendi aralarında sıkıntılarında giderecekler. Ve racülün de'ahu sadikahu ila ziyafeti. Bir arkadaşı var ki kendisini davet etmiş. İşte ikram edeceğim diyor. Davet edin. Ne olursa olsun. Belki başka işler için de olabilir. Davet etmiş. Feve'adehu sümme lem yedheb ila ziyafeti. Evet gelirim demiş ama gelmemiş. Eza etmiş olur. Ve racülün dayya'a şebâbehu, bir kimse var ki gençlik günlerini bizim gibi boşa geçirmiş. Zayi etmiş. Gençliğini zayi etmiş. Ve lem yatlubul ilme vel edeb. Eğer edebi ve ilmi talim etmemişse o da kendisine eza etmiş olur. Çünkü o gençlik günlerini zayi etmiş. Ve racülün şeb'an ve ceruhu ca'i'un. Bir kimse ki tok, hiçbir şeye ihtiyacı yok ama komşusu aç. Ve la yu'tiyehu min ta'ami. Eğer yediğinden yedirmez, onlara ikram etmezse, bu da eza etmiş olur, buyurdu. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, peygamberanıza ve piranizamı ve bütün geçmişlerimizin, mümin ve müminatın ervahına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Lem yeni dönem yüklen dönem yüklen. Akıl bali olduğumuzdan bu zamana kadar bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz cümle hata ve isyanlarımıza canı gönülden affımızı talep ederek şu güzel meclisten affolunmuş olarak kalkmayı murad ederek bir daha günaha ve isyana dönmeme azmi ve gayretiyle Allah'ımıza tam bir sadakatle Ya Rabbi sen bizi bağışla, biz hata ettik, sen bizim kusurlarımıza bakma, rahmet ve mağfiretinle bize muamele et diyerek buyurun. Estağfurullahel azim.
Estağfurullahel azim. Allah Allah. Estağfurullahel azim. Estağfurullahel azim. Estağfurullahel azim. Estağfurullahel azim. أستغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مالك الملك القديم فاتحة الشريفة الحمد لله رب العالمين صلاه صلوات شريفة اللهم صل على سيدنا سورة ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك قال الله لك رفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب إخلاص شريف بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد ولم يكن لم يلد ولم يولد فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلوات شريفة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hakk'a çıkar yolumuz, la ilahe illallah. Mas'i vakti cellallah, nâri kalbi vayyallah. Nâri Muhammed sallallah, la ilahe illallah. Nuri Muhammed sallallah, la ilahe illallah. 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 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sadikul Va'dil Emin Ya Rabbel Alemin. Son nefesimizde de kelime-i tevhidi getirmeye bizleri muvaffak eyle. Şeytanı musallat etme Ya Rabbi. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. Kim kelime-i tevhidi tam manasıyla hükmü Rabbimize vererek, ancak ona ibadet ederek, ancak ondan yardım beklemek suretiyle maksat ve gayesini Rabbimiz kılarak tevhid okuyanlar, çünkü halisan tabiri bunu ifade eder, dehalel cennet. Ya Rabbi, kelime-i tevhidi dilimize alıştır. Zikrini dilimize alıştır Ya Rabbi. Lafza-i Celal ile dilimizi ıslı eyle Ya Rabbi. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruluyor. Hayatımızın her anını tevhid eyle Ya Rabbi. Hayatımızın her anını Kur'an-ı Azimuşşan'a muvafık getir Ya Rabbi. Hayatımızı sünnet-i seniyye ile mütesennin eyle Ya Rabbi. Hayatımızı silsilede okumuş olduğumuz Sıddık-ı Azam'dan bu zamana kadar gelen Meşayih-i Azam'ın edebiyle, erkanıyla, ahlakıyla, onların gözyaşlarıyla, onların kalpten Cenab-ı Hakk'a niyazlarıyla, her şeylerini Rabbimize teslim etmeleriyle bir hayat sürmeyi bizlere muvaffak eyle Ya Rabbi. Bu arzuyla, bu istek ile son nefesimizde Allah diyerek Rabbimize kavuşma dileğiyle buyurun Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah,
محمد وآله ولا إله غيره. مصطفى قرآن أخرم أجمع بسرسان أخرم أفا بسرسان أفا بسرسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله عليك خشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله على قلوبهم وجنوبهم الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Esma-i Hüsna'nın hürmetine rızana erdir. İmanla Allah'ım canımız verdir. Mel'unu metrudun belini kırdır. İmanı şeytana verme ya Rabbi. Edilen duayı sen kabul eyle. Feyzi Rahman'ınla gönlümüz doyla. Asi mücrim kulunuz geldik hep böyle. Amin deriz canımızdan sana ya Rabbi. Girince kabre lal etme dili. Sıdk ile biz sana bağladık beli. Münker nekirin bellidir hali. Sual de şaşırtma bizi ya Rabbi. Dar yerde başlara topuz indirme. Gelir orada şeytan bizi kandırma. Hayvan suretine yüzü döndürme. İnsan simasında kaldır ya Rabbi. Setret suçlarımız kimse görmesin. Hullelendir kulun uryan durmasın. Solumuzdan melek defter vermesin. Sağ taraftan gönder aman ya Rabbi. Münkir münafıkla bizi götürme. Mahşer yerlerinde tere batırma. Mizanda günahımız ağır getirme. Rüsvâ-i âlem etme o gün ya Rabbi. Suçlarımız vurup karartma yüzü. Dayanamaz insan çökerler dizi. Şeytan fırkasına ayırma bizi. Fırkayı Resul'den eyle ya Rabbi. Zebanine ellerimiz bağlatma. Atıp cahimine tenlerimiz dağlatma.
Ah ümmetim diye Resulünü ağlatma. Habibine bağışla bizi ya Rabbi. Kevser ırmağından lütfunla içir. İki kanat ver de bizi uçur. Bergi hatif gibi sırattan geçir. Düşürme cehime orada ya Rabbi. Mümin müminatı imanla öldür. Cümlesinin kabrin nur ile doldur. Rahman isminle azapların kaldır. Cennet bahçesine dönder ya Rabbi. Hükümet adl ile payidar olsun. Kafiri bi dine galip gelsin. Ehli iman her dem safa sürsün. Düşmana çiğnetme bizi ya Rabbi. Asakiri İslam sıhhatte olsun. Süngüleri düşman bağrını delsin. Ordumuz ordusun hep esir alsın. Irzımız aduya verme ya Rabbi. Şu meclis hürmetine rızana erdir. Mekke Medine'ye yüzümüz sürdür. Sualsiz cevapsız cennete girdir. Cennetten cemalin göster ya Rabbi. Sekaratta imanımız soydurma. Amin. İblis ardına ihvanımız uydurma. Amin. Kalemdarın ayağını kaydırma. Amin. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'den ayırma bizi ya Rabbi. Allahümme inna nes'eluke imanen kamila ve yakinen sadika ve kalben haşi'a ve lisanen zakira ve a'malen saliha ve ulumen nafi'a ve rızgan halalen tayyiba ya rabbel alemin. Hasta olanlarımıza şifalar, dertli olanlarımıza devalar, sıkıntıda olanlarımızın sıkıntılarını kaldır ya Rabbi. Her türlü manevi nimetlerle bizi mütenaim kıl ya Rabbi. Nasıl ki midemizi doyuruyorsa kalbimizi Kur'an'ın aşkıyla doyur ya Rabbi. Sünnet-i seniyyeye uymak suretiyle bizi doyur ya Rabbi. Evliyaullah'ın hayatını örnek almak suretiyle kalbimizi doyur ya Rabbi. Zikrinle doyur ya Rabbi. Tevhidle doyur ya Rabbi. Salatü selamla kalplerimizi doyur ya Rabbi. Ölüm tefekkürüyle kalbimizi selamete erdir ya Rabbi. Rabıtayla huzura eriştir ya Rabbi. Murakabat ile zatına kavuştur ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.